Da ne diyorum biliyor musun? Biz milliyetçi adamız. Amerikan elçiliğimizle olan Amerikan Türkiye yazışmamız. Büyükelçiliği mi? Evet, olan yazışmam. Bu fotoğraf paylaşılıyor. Sizin kendi fotoğrafınız mı? Yoksa onlar çekmiş. Onlar çekti. Yani sizin köpeğiniz olduğunu anladınız değil mi? Aynen aynen. Evet, buradan kopuyor. Bundan 7 yıl öncesinde felç rahatsızlığı geçirdim. Rahatsızlığıma destek olmak adına kızım arama motoruna babama nasıl destek olabilirim diye sorup soru işaretine bastığında Golden Retriever cinsi köpeklerden destek alındığı, Alzheimer, bitkisel hayattaki ve felçlere destek olunduğu bilgisine ulaşıyor. Buna mukabil de Golden Retriever cinsi 2 aylık yavru dişi köpek edindik. Sonra ne kadar sizinle beraber durduk köpek? Yaklaşık 3 yıl. Tedavim gereği Bursa dışına Ankara'ya, Gata'ya gittiğimde emanet ettiğim kişinin gezdirmesi esnasında o gün dönmediğini söylemesi üzerine tedavimi yarım bırakıp Bursa'ya döndüm ve aramalarım neticesinde 14. gün izine ulaştım. Bir mahallede mahalle sakini bir kimsenin çocuğunun sevme maksadıyla alıkoyduğunu, evinde alıkoyduğuna şahit oldum. Sonra istediğim köpeği. Aileden uygun dille iade etmesi gerektiğini, köpeğin sahibi olduğumu söyledim. Aile tedirgin olarak çocuklarına kızmış ve bir gün sonrasında gittiğimde boş bir araziye bırakıldığını hem bana şahsıma hem de kolluk kuvvetlerine bu şekilde ifade verdiler. Sonraki aşama aradan bir ya da iki gün geçtikten sonra Bursa ücretsiz hayvan sahiplendirme sayfasında köpeğimin fotoğrafına rastladım. Cinsi farklı, yaşı farklı yazılmış şekilde. Fotoğrafına rastladım. Evet, İlgili irtibat telefonuyla irtibata geçtiğimde bana kritik sorular sordu. Doğru cevapları verdim. Köpek sizin dedi. Almaya geleceğimi söylediğimde 5 dakika sonra arar mısınız dedi. O esnada İstanbul'da şu isme gönderdim diye sözlü ifadede bulundu şahsen. İstanbul'la irtibata geçtiğimde de İstanbul'daki kimse de köpeğine sahip çıksaydın biz bu köpeği sokak çocuklarının elinden aldık. Senin köpeğinin olup olmadığı da belli değil. Biz buna sahip çıkmak adına sahiplendik dediler. Sonrasında İstanbul'da, Bursa'dan İstanbul'a gönderen kişiden sonra İstanbul'daki kişi Amerika'daki kişiye gönderdiğini, Amerika'daki ilgilinin de yakınları vasıtasıyla birbirleriyle olan WhatsApp görüşmelerinin çıktıları da kayıtlarımda mevcut. Sokakta çocukların aldığı, daha sonra Bursa ücretsiz hayvan sahiplendirmede fotoğrafının yayınlandığı, daha sonra İstanbul'a gönderildiği, İstanbul'dan Amerika'ya gönderildiği kişilerin isimleri kolluk kuvvetleriyle paylaşıldı. Bu kimseler de zaten inkar etmiyorlar. Ta o günden beri bu köpek senin köpeğin değil demiyorlar. Gönderdiklerini ifade ediyorlar. Amerika'dan da köpeğin Amerika'daki aileden fotoğraflar istenip rahat olmam için bana teklifte bulunuldu. Ben kabul etmedim. Asla dedim. Kim gittiği gibi gelsin. İstanbul'dan köpeğiniz Amerika'ya? Bursa'dan İstanbul'a gönderen bu isimleri kolluk kuvvetlerine bildirdik. Bilgi belge oluştuğunda direkt sonuca topluca gidileceğinin şimdiden haberini vereyim. Suç duyurusunu buldunuz. Yani resmi makamdan harekete geçmesini bekliyorsunuz. Evet. Amerika'ya evet. Bildirildi mi peki bu iş? Amerika'yla benim yazışmam oldu. Türk Amerikan Büyükelçiliği ile. Elimize resmi belgeler geldiğinde gereği yapılacaktır diye ifadede dönüşte özlüyor yaptılar. Özlüyor musunuz köpeğinizi?
Tabii ki hiç kopmuş değilim. Sahip çıksaydı köpeğine, yoksa Türkiye'de hayvan öldürmenin, hayvanı bertaraf etmenin cezası yok. Cezamızı çekeriz, köpeğini öldürürüz diye de tehditte bulunuldu.